Şimdi diyelim ki biriyle iletişim kopukluğun var. Sana mesaj atmasını ya da aramasını istiyorsun. Onunla bir iletişime geçmek istiyorsun. Ya da bir evran var yapılması gerekiyor ama bir türlü sana haber gelmiyor. Ya da gerçekten biriyle bir iletişimin kopmasını istiyorsun. Hepsi için bu çalışma geçerli. Bu çalışma çok basit. Bu bir telepati çalışması. İstediğin kişiyle ya da durumla telepatiye geçiyorsun. Bu çalışma için yapacağın şey, birazcık zaman ayırıyorsun kendine. Mümkünse karşı tarafın dinlendiği bir saatte yapman önemli. Karşı tarafın dinlendiği saat, işte gece saatlerinde yapabilirsin bunu. Yapacağın şey şu: elini sürtüyorsun kendi elini diğerine, böyle bir süre elini ısıtıyorsun. Şimdi sen bu hareketi yaparken burada bir elektrik enerjisi oluşuyor. Ve bunu hissedeceksin zaten, elin ısınmaya başlayacak. Elin ısındıktan sonra şöyle yavaş yavaş açıyorsun. Biz bunu bolluk bereket ilişkisinde de kullanıyorduk hatırlıyorsanız. Böyle bir balon oluşturuyorsun. Bu bir mesaj balonu gibi düşün bunu. Bir fikir balonu, bir mesaj balonu. Bu böyle bir yoğunluğa geliyor. O yoğunluğu hissedin. Zaten elinizde böyle bir sıcaklık olacak. Sanki bir su topu tutar gibi, bir balon tutar gibi hissedeceksin bunu böyle. Bu belli bir yoğunluğa geldikten sonra şimdi buraya niyetini koyuyorsun. Diyelim ki birinin seni aramasını istiyorsun. Diyelim X kişisi beni arasın. X beni arasın. X beni arıyor, X beni arıyor, X beni arıyor. Ama diyelim ki bir iletişim kopmasını istiyorsun. O kişi artık benden uzaklaşıyor. O kişi artık benden uzaklaşıyor. Burada niyet cümlesi senin isteğine bağlı. Eğer iletişim kurmak istiyorsan iletişim cümlesi kuracaksın. Eğer kopmasını istiyorsan o kişinin senden vazgeçmesini buraya rica edeceksin. Şimdi bu dileğini buna 7 kere söyledin. 7 kere söyledin. İyice yoğunlaşıyor. Artık böyle ellerin alev alev yanmaya başlayacak. Zaten mesela şu an benim yanmaya başladı. Alev alev yanmaya başlayacak. O en yoğun hissettiğin anda bunu atıyorsun. Elini kalbin üstüne koyuyorsun. Ne diyorsun ki? İşte niyetini tekrar ediyorsun. Olduğu için şükrediyorsun işte. O beni aradığı için teşekkür ederim. Beni aradığın için teşekkür ederim. Bunu 7 kere tekrar ediyorsun. Beni aradığın için teşekkür ederim. Beni aradığın için teşekkür ederim. Ondan sonra çalışmayı bitiriyorsun. Fakat bu çalışmanın akabinde negatif herhangi bir şey düşünmüyorsun. İşte oldu mu olmadı mı diye şüpheye düşmüyorsun. Bizim en büyük sorunumuz oldu mu olmadı mı vesaire negatiflere düşmek. Negatifliklere düşmek. Biz ağzımızla yaşıyoruz aslında. Düşüncelerimizle değil, ağzımızla yaşıyoruz. Ağzımızdan çıkan her kelime bizim gerçekliğimizi oluşturuyor. Biz negatif düşünürken ya da kendimizle ilgili yanlış bir şey düşünürken, olayla ilgili, durumla ilgili yanlış bir şey düşünürken İstediğin kadar enerji çalışması yap. Bunlar hiçbir işe yaramaz. Senin önce düşündüklerini kelimeye dökerken bir niyetinle eşleşmen gerekiyor. Niyetin neyse onu dile getirmen gerekiyor. Buna ıslak kağıda yazı yazamayız diyebilir miyiz? Tabii ki ıslak kağıda yazı yazamazsın. Bir de hani bizde bir atasözü daha var. Çok güzel bir atasözü, bilirsin. Dilim bana giydirir kilim. Ben ne dilimle ne söylüyorsam üstündeki aba o. Ben neyi hak ettiğimi, neyi istediğimi, neyi arzuladığımı kendim dile getiriyorum. Bizim en büyük kusurumuz ne biliyor musun? Hani dalga geçiyoruz ya birbirimizle. İşte şimdi şöyle olurmuş. Bir de bakarsın ayağım kayar düşermişim. Çok düşüyorsun son akabinde. Ya da aa beni o aramaz ki. Nasıl arayacak? Bunca adam var, beni mi arayacak? Bu cümleler biz bazen kendimize dalga geçerken özellikle yapıyoruz bunu, ki en büyük hatamız bu. Bu cümleler bizim zaman içerisinde gerçekliğimiz oluyor. Şimdi öncelikle bizim bu cümleleri o istediğimiz olayla ilgili enerji topu yapacağız ya, o istediğimiz olayla ilgili bu cümlelerimizi takip edip bir durdurmamız gerekiyor. Önce bunu durduracağız. Veya durduramıyorsak da artık bu konuyla ilgili konuşma yasağı koyacağız kendimize. Zaten bu çalışmayı yaptın, 3-5 dakika sonra sana dönüş olur. Gece ya şimdi, uyuyor, gece yaptın bunu dedim ya, hani o kişi iletişime geçeceksen gece yap. Sabahında sen bununla ilgili bir haber alırsın zaten. Onu böyle rüyasına girersin, kabus olursun, dürter o seni. Sen dürtersin onu bu enerji topuyla, kabus olursun, o seni sabahleyin arar. Ama bunu gerçekten kalben yapmak lazım anladığım tabii kadarıyla. Tabii ki, inanacaksın. Hani dediğimiz gibi dilim giydirir kilim, ıslak kağıda yazı yazamaz olduğun gibi bunu da gerçekten temiz, saf bir halde yapmak gerekiyor. Kesinlikle temiz yapacaksın, saf yapacaksın. O konu hakkında negatif herhangi bir düşüncen, fikrin, cümlen olmayacak. Bu konuyla ilgili negatif bir dalga bile geçmeyeceksin. Espri bile yapmayacaksın. Ki şunu unutmayın. Evrenin espri anlayışı yok. Sen ne söylersen söylediğin gibi anlıyor. O yüzden lafına dikkat et. Bugün konuştuğun, dalga geçtiğin, sevdiğin, sevmediğin, şikayet ettiğin, eleştirdiğin her şey senin hayatının gerçeği. Bu yüzden de bu çalışmaları yapmadan önce kafanı
topluyorsun. İşte kavga etmiş olabilirsin karşındakiyle. Aranızda negatif bir şey de olmuş olabilir ama bunların her birisi senin fikrin. Fikrin de. Bak ortada kavga yok. O orada uyuyor. Sen buradasın. Fikrin o senin sadece. Bu durumda sen kendine başka bir fikir tohumu atıyorsun. Her şeyin iyi olduğuna dair. O uykusunda olduğu için astral bedeni bunu algılıyor. Ve sizin aranızdaki gerginlik otomatikman dağılıyor. Sen zaten enerji topu da gönderdin. Bak buraya pozitif enerjiler yükledin. Doldurdun bu pozitif çalışmayı. Ona gönderdin. Ne oldu? Evrendeki o yükleri dengeye getirdin. Sen otomatikman nötrleştirdin. Belki de fazla iyi yaptın bunu sen. Pozitife geçirdin. Otomatikman hemen olacaktır senin dileğin, isteğin, arzun. O kişi sana ulaşacaktır. Peki bunu sadece belli amaçlar uğruna mı yapmak gerekiyor? Bunu telepati kurmak üzerine yapıyoruz. Bu telepati çalışması. Yani benim gibi insanların da bu konuda soruları olacaktır. Herhangi bir şeyi istediğimizde bunu yapamıyoruz. Bu maddeye tezahür eder. Madde de kuanttan oluşuyor. Fakat onun için daha kolay çalışmalarımız var. Bu çok hızlı bir şekilde bir canlıya tezahür ettirmek için çok daha etkilidir. Anladım. Tabii ki yapılabilir. Yapılamayacak hiçbir şey yoktur. Bunu maddeye de gönderebilirsin. Fakat durum enerjisi, yaşam enerjisi, insan enerjisi bu sistemle, bu yöntemle çok daha çabuk iletişime geçiyor. Dolayısıyla spesifik bir çalışma. Evet, bu spesifik bir çalışma. Teşekkürler.